Sonunda abicim, sonunda bu kadar çok istediğiniz en sevilen ama en az like alan seriye kadrolarınızı yorumluyorum serisine. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan sonra bomba gibi düzenli yapacağız. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Sizler bu videoya bir like butonuna basarsanız sevinirim evet aşağıdan. Ve yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Kanala kesinlikle abone ol kankan ve bildirim tuşuna bas, o bildirimleri aç. Efsane videolardan haberdar olmak için bildirimleri aç. Ve arkadaşlar hemen şöyle bir kadroları yorumladığımız kısma geldik. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi zaten ilk kadroyu da görüyorsunuz arkadaşlar. Facebook grubumuz üzerinden yorumluyorum. Ve ben bunu açmaya çalışıyordum. Kaç aylardır bekliyorum. Niye açmıyorum bilmiyorum. Düzenli güzel bir grup açmak istedim. Ve abi ilk günden, ilk video tanıtımından zaten 180 kişi falan gelmiş. Burada aile ortamı oluştu. Ben size yorumlar yapıyorum. Gönderiler paylaşıyorum. Ayrıca grupta hikayet falan da paylaşıyorum. Sizler de paylaşabiliyorsunuz. Sizler de yorum yapabiliyorsunuz. Çok efsane. Kesinlikle kankam, hala grupta değilsen gel. Ve bir sonraki paket yorumlama belki olur. Kadro yorumlama kesin olacak. Kadro yorumlama videolarını falan kaçırma. Ayrıca FIFA Mobile ile ilgili gerçekten çok güzel bir aile ortamım var. Burada beni seviyorsan ve böyle güzel aile ortamına gireceksen ve aktif olacaksan kesinlikle açıklamadaki linkten Facebook grubumuza gelebilirsiniz. Sürekli soruyordunuz arkadaşlar. Artık videolarda da açıklıyorum hani nereden yorumladığımı falan. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman ilk kadromuzla başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk kadromuz İslam Sarıyev'in kadrosu. Öneri ver abi, sıkıntı değil demiş. Benim gibi 104 ratinglik bir takımım var ve bütün beceri geliştiricilerini yükseltmiş. 3200 cevheri ve 740 bin coin'si var. Coin'si birazcık az ama gerçekten kadrosu çok iyi. Boostları falan da düşük değil. Gerçekten güzel boostları var. Öneri, Messi Ronaldo'yu Benzema'dan memnun değilsen Benzema yerine abi çok daha yüksek bir oyuncu almanı öneriyorum. Kadronda ikon yok. Yani sadece Roberto Carlos var, yetmez. Bir tane daha ikon alabiliyorsan al. Duffy'den memnun musun? Yorumlara yaz. Ben Duffy'yi kullanmadım bilmiyorum ama kadron genel olarak güzel. Zaten coin'sinde çok fazla yok. Benzema'yı değiştirebilirsin belki ve Viviano'dan memnun musun? Bence Viviano iyi bir kaleci değil ama hani çok kişi memnun galiba. Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada yanlışlıkla ara sıra ışığa bakıyorum. Telefondan ışık yaptım şu anda. Yüzüm birazcık kırmızı çıktığı için. Elim falan yetince ancak düzgün oluyor. Her neyse. Yakında bütün ekipmanları geliştireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Hemen bir sonraki kadroya geçelim. Orçun Şimşek. Selamünaleyküm. Santrafor TT kartı ben yeder gelecek. Defans screen yer gelecek. Başka önerim var mıdır abi demiş. Selamünaleyküm. Santrafor TT kartı ben yeder. Oo, güzel olur. Seferovic zaten orada bayağı düşük kalmış. Yani bu kadroya göre Seferovic'i kesinlikle değiştirmelisin kardeşim. Bu olmaz yani. Bu olmamış. Ama evet, Ferdinand'ı ikon olarak kullanman güzel ve iki tane ikon var kadronda. Bu gayet güzel. Mario Rui zaten benim en sevdiğim kart oyundaki. Yani 80 ratinglik Şampiyonlar Ligi kartını orta sahamda kullanıyorum biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi turnuvalarında. Gerçekten çok işime yarıyor. Gerçekten muazzam bir adam. Casemiro'nun da Şampiyonlar Ligi kartı varmış sende. Bu da gerçekten güzel bir kart kardeşim ve Courtois falan. Hani kadron genel olarak muazzam zaten. Hani kadronu gerçekten çok beğendim kardeşim. 10 üzerinden sana da 9 veriyorum. Yukarıya da 9 verelim. Yani herkes 104'ken falan olmuş zaten. Bravo size. Mehmet Erdoğan kardeşimiz muhtemelen oyuna yeni başlamış. Ve böyle takipçileri de seviyorum abi. Oyuna yeni başlıyor. Daha oyunun YouTube kanalı var mı? Hani belki de benim YouTube kanalımı görüp de başlamış olabilir. Veya başladığı anda benim YouTube kanalımı bulmuş. Hani YouTube kanalımı bulmadan çünkü buraya gelemez. Ne zamandır takip ettiğini de bilmiyorum ama yeni başlamış gibi duruyor. Belli zaten. Yani kardeşim öneri olarak etkinlikleri çok oynaman lazım. Bütün yeni gelen etkinlikleri özel. Mesela şu an Paskalya var. Sen Şampiyonlar Ligi turnuvasında çok fazla bir şey yapamazsın ama onun da günlük görevlerini onunla oyna. Belki güzel şeyler kasabilirsin. Oyuna para yatırmanı önermiyorum. Madem bu kadar düşük hesabın var oyuna zaten para yatırma. Genel olarak güzel bir kavram var kardeşim. Ama dediğim gibi etkinlikleri sürekli oyna. Yani oynayabildiğin kadar etkinlik oyna. Mesela 8 saatte bir yenilenen etkinlik var ya, hiçbir zaman kaçırma. Bütün etkinlikleri oyna ve o şekilde çıkan oyunculardan zaten güzel kadrolar kurabilirsin. Coins kasma taktiği videom da yayınlandı dün biliyorsunuz arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Yani bu şekilde kardeşlerimiz coinslerini kasabilir. Mert Emre Güneş. Önerilere açığım. Videoya selam. Skriniar gelecek. Defansa demiş. Aleyküm selam kardeşim. Sana da selamlar buradan. Hepimiz selam söylüyoruz. 102 rating çok güzel bir takım var. Defansa Skriniar gelecek ama hani Duffy 95 rating rating olarak çünkü Ferdinand bütün herkesle uyum sağlar. O da o anlamda iyi. Ama Caron zaten tamamen zaten neredeyse hani Hazard hariç, Messi hariç bir de tamamen galiba Serie A yani ikonlar hariç bir de. Yani Serie A kuruyorsun zaten. Skriniar şu an gerçekten hatırlamıyorum ama Inter'de miydi? Gerçekten hatırlamıyorum. Yorumları bir yazsanız abi, eğer aklımda olan bir kişi yazabilir. Yanınızdan bir kişi yazarsa sevinirim. Eğer Inter'deyse çok işine yarar ama Ferdinand'ı çok değiştirmeni önermiyorum. Duffy'yi de değiştirmeni önermiyorum ama Duffy'yi değiştirmenin daha çok içimden geliyor. Çünkü ikonun değişmesi benim hiç hoşuma gitmez. Duffy'yi satabilirsin ama kimin yerine değiştireceksin hiçbir fikrim yok. Kadroya da 10 üzerinden 8 veriyorum. Güzel bir kadron var.
Taha Özkan, abi öneri verir misin? Nakata'yı çıkarınca kimya düşüyor demiş. Zaten ben ikon çıkarmaya karşıyım kardeşim. Sen bunu zaten anlamışsındır. O yüzden Nakata'yı çıkarma. Ancak şöyle bir durum yap bak. Sana çok mantıklı bir öneri vereceğim ve buna uyacaksın. Orada bir tane beceri geliştiricin var geliştirmediğin. Onu kesinlikle bir kere geliştir. Sonra Nakata'yı MOO mevkisine al. Nainggolan'ı MO mevkisine al. Nainggolan'ı satıp kendine bir Gurit al. Vallahi süper olur bak. 7100 de cevherin var. Bunları da beklet. Mantıklı zaman, ne zaman kendini şanslı hissedersen onun paketini aç. Ve tabii ki mantıklı bir paket olsun. Benim öyle açtığım, sizler açmayın diye yaptığım paketler var ya, onun gibi olmasın abi. Ben sizler için açıyorum. Yani kendi hesabım olsa ben zaten cevher acamam. Şu an benim vallahi şu an YouTube kanalıma olmuş herhalde bir 30 bin cevher falan biriktirmiştim. Ben gerçek hayatta böyle bir insanım ama YouTube kanalımda sizler için abi görün diye her şeyi yapmaya çalışıyorum. Haydi bakalım o zaman hemen bir sonraki şeye gelelim. Ona da 10 üzerinden 7 veriyorum bu arada bir önceki kadroya. Şimdi Habib Zinkal, gelecekler sağ kanat Sterling ve Loris. Öneri abi videoya selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Çok teşekkürler videoya selam söyleyen herkese. Sağ kanat Sterling ve abi sağ kanat Sterling'i ben de alabilirim bu arada. Bayağı maç kazanıyorum ya Şampiyonlar Ligi turnuvasında. Bilmiyorum, gösteririm zaten size pazartesi günkü videoda muhtemelen. Bugün de abi Türk Gücü geliyor, bakalım final mi olacak yoksa ne olacak? İstememişsiniz final olmasında. Bakacağım abi duruma göre, sizlerin videoya yaptığınız etkileşimlere göre. Her neyse arkadaşlar, Sakarya Sterling ve Loris kaleye gelecekmiş. Güzel öneri abi, videoya selamlar. Hani kaleye Loris yerine böyle De Gea'yı falan alabiliyorsan, gerçi Sterling'i alacaksın, De Gea'yı alamazsın. Coins'le de alamazsın. Tamam abi, vallahi güzel olur zaten o kadar. Ama boostların çok düşük, o yüzden etkinlikleri daha fazla oyna. Kadron zaten güzel, boostlarını birazcık yükseltmen lazım. Sakarya'da Sterling gelirse uçarsın. Hani kadron zaten 95 rating, daha fazla Şampiyonlar Ligi oyuncusu kullanman lazım. Bir de turnuva için, daha fazla turnuva puanı kazanman için. Sana biraz coins lazım ve cevheri çok mantıklı harcaman gerekiyor kardeşim. Sana önerim de buydu. 10 üzerinden de 6 veriyorum. Yani böyle kadroları zaten gördüm bu kardeşimiz kadrosunu. O yüzden gerek yok. Recep Akar. 101 gen, 120 kimyalık güzel bir kadron var kardeşim senin de. Gerçekten çok harika, çok hoş bir kadron var. Duffy, Ferdinand, Klein, Grimaldo, Paulinho, Nakata, Eriksen, Lozano, Plea, Hazard ve Viviano. Güzel bir kadron var. Şimdi orada bir tane beceri boost'u görüyorum. Onu kesinlikle bir geliştir. 2 milyon 200 bin coins'in varken onu geliştirmemezlik. Kesinlikle yapma. Kimin bilmiyorum ama hepsinde işine yarar. Bak bu kardeşimizin orta sahasına bakın arkadaşlar. Diğer kardeşimizinkinde ne vardı? Nakata, Nainggolan ve Paulinho. Bunda ne var? Paulinho, Nakata ve Eriksen. Bunu yapmış abi. Nainggolan yerine Eriksen kullanıyor. Benim dediğim taktikle. Sen de Eriksen, Gullit falan kullanabilirsin yani. Haberin olsun, benim o taktiği yap. O yüzden bak bu kadronu örnek olarak çok işime yaradı. Şu an işimize yaradı. Demek istediğimi şu an tam olarak anlamışsındır herhalde. Bu da gerçekten beni çok fazla mutlu etmiş oldu. Kadrona da güzel bir... Beğendim ya kadron. Hoş bir kadron var kardeşim. 10 üzerinden de 7.5'tan 8 diyelim. Hemen geçelim. Selamünaleyküm abi, öneri alabilirim. Bu kadroyu zaten yorumladık. Abi 3 haftalık kadro ve öneri verir misin? İşte abicim bak, oyuna yeni başladıysanız bile 3 haftalık kadronun güzelliğine bakar mısınız? Yani gerçekten kardeşim sana bu arada buradan helal olsun diyorum. Çok güzel bir kadron var. Geliştirmeye devam, etkinlikleri oynamaya devam. Zaten oyunu çözmüşsün galiba. Benim videolarımı izle. Güzel bir şekilde Facebook grubumuzda zaten takıl. Çok güzel yerlere gelirsin. Bence kardeşim güzel, zaten futbolcusun galiba. Profil fotoğrafında da anladım. Arda Sabah bu arada kadronun sahibi. Gerçekten güzel bir kadron var kardeşim, beğendim. Bu arada arkadaşlar mesela Mehmet Erdoğan gibi kadroyu bir kere attıktan sonra bir daha atmayın. Çünkü arkadaşlar neden biliyor musunuz? Hemen bir diğer kadroya geçelim. Sebebi arkadaşlar şey, hani zaten önce atanların kadrosu daha büyük ihtimalle yorumlanıyor da, hani aynı kadroyu bir daha atarsanız, yani daha önce attığınız kadro zaten kesin yorumlanır bir sonraki yorumlanacaksa. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani iki tane atmanızın hiçbir şekilde bir şey yok. Hepsini yorumlamaya çalışıyorum ama maalesef hepsini yorumlayamayacağım. Ama yine de arkadaşlar ben sizler için uzun bir video yapıyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Yani yorulana kadar yorumlayacağım ama bütün kadroları tabii göstereceğim. Facebook grubumuza o kadar katılmışsınız abi, göstermeden olmaz. Abi öneri bütçe 5 milyon coins demiş ama elinde maalesef 40 bin coins var. Öncelikle 5 milyon coins eğer pazarda falan bir yerde oyuncun varsa muhtemelen oradan alacaksın. Sana Sterling'i öneriyorum, sana da Babel yerine. Sterling gerçekten çok işine yarar ve skill boost var ya orada, bir tane kalmış. Onu kesinlikle yükselt kardeşim. 5 milyon coins'e de çok fazla şey yapılır ama ona gerek yok. Sen Sterling'i al, o yeter sana. Şimdi abi 10 milyon bütçe var demiş. Bak bu da öyle demiş ama o bütçeyi bir gösterim, görsem daha rahat karar veririm. Çünkü şu anda gerçekten %100 emin olamıyorum. Ama dediysen vardır muhtemelen ve hani güzel bir kadron var zaten. Hani 10 milyon bütçem varsa da hani güzel bir Şampiyonlar Ligi kadronu kur abi. Şampiyonlar Ligi turnuvalarını oyna. Sağ kanata Sterling'e senin de ihtiyacın var. Kaleciye ihtiyacın çok fazla olduğunu söyleyemeyeceğim. Zaten baya boost basmışsın galiba. 87 miydi? 86 mıydı? Neydi bu? Handanovic hatta
Daha düşük bile olabilir yani. İlginç. Gerçekten güzel bir oyuncu kullanmışsın. Artık arkadaşlar kadroları şu şekilde, ilk atanları %100 yorumladık. 10 üzerinden yorumlayalım. Böyle 104 genin üstünde bir kadro görürsek, yani şu ana kadar görmediğimiz kadar bir kadro görürsek onu da dururuz. 10 üzerinden buna 7 veriyorum abi. Buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Abi full team of the week. Sapsarı kadro çok tatlı duruyor. Sarı mor sarı mor çok güzel duruyor. Beğendim kardeşim, helal olsun. Gerçekten güzel kadro kurmuş arkadaşlar. Muhtemelen sizler de beğenmişsinizdir zaten. Sterling'i, Agüero'su, Bale'ı, De Gea'sı falan var. Gerçekten güzel. Abi bence ilk 20 kadro yorumda sadece hem rekabet de olur demiş. Yok ya, ben öyle yapmayı sevmiyorum. Ben herkesi göstermek istiyorum. Hatta bir dakika, bu sonradan atan kardeşimiz değil mi? Helal olsun. Bak sonradan atmış ama yine de ilk 20 kadro yorumda demiş. Ferit Rızaev'in kadrosundayız. 104 genlik bir takımı var. Buna da 10 üzerinden 9 veriyorum. 10 üzerinden 6 veriyorum sana kardeşim. Güzel bir kadro var. Yunus 10 üzerinden 5 aldım benden. Haberin olsun. Ve şimdi Muhammed Çamurcu 101'ken 114 kimya. Bunu hemen söyleyeyim. Abi bütçe şu an 10 milyon. Kimya şu an 120 ve Carlos gelecek. Başka var mı önerin? Kimya şu an 120. Kardeşim bana yeni halini atsan niye eski halini atıyorsun? Oyuna girmek bu kadar mı zor? Arkadaşlar kadronuzun en son halini atın bana. Ona göre yorum yapayım. Eğer 120 kimyan varsa da 10 üzerinden sana da 8 verebilirim abi. Yusuf Baki 10 üzerinden 5 veriyorum. Daha fazla geliştirmen lazım. 2,5 milyon coins'i güzel bir şekilde kullanmalısın kardeşim. Premier Lig kadroma öneri demiş. Bu Premier Lig kadrosuymuş. Öneri istemiş. Sağ kanata bir Sterling güzel olur. Almiron'u da ben çok beğenmiyorum. Değiştirebilirsin. Richarlison yerine de daha yüksek bir oyuncu alabilirsin. Çok fazla verilecek öneri var yani. Gerçekten güzel. Abi kimi alayım ki? Aha Türk gücü. Aha Türk gücü abi. Vallahi Türk gücünü bulduk. Şimdi kadroyu kimi alayım demiş. Ulan duygulandım. Hep siz bana yorum yapıyordunuz. Şimdi ben böyle bir öneri yapacağım. Düşünelim, düşünelim. Onyekuru iyiydi abi. Onyekuru'yu seviyorum. Türk gücü kadrosunda başka gerçekten aklıma gelmiyor. Ben sizlerin istediğini sürekli aldığım için hiç böyle araştırma falan da yapmadım direkt. Ama Larin mantıklıymış. Bence iyi olabilir. Larin iyi mi sen bana yorumlara yaz. Belki Türk gücü kadromuzu alabiliriz. Öneri bütçe sıkıntı değil demiş. Kardeşim yani oyundaki etkinlikleri oynuyor. Abi düşük hesaplar, özellikle 95 ratingin altındakiler, etkinlikler size çok çok fazla yarar. Hepsini kesinlikle oynayın arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli ve bunları kesinlikle oynamanız gerekiyor bence. Hani siz bilirsiniz. 10 üzerinden bu kadroyu 7 veriyorum. Buna da 7 veriyorum. Manolas yerine 96 Skriniar gelecek. Öneri bütçe 6 milyon demiş. Bütçesi 6 milyonmuş. Manolas kesinlikle zaten değişmesi lazım. Orta saha full ikon. Çok güzel bir kadron var. O Dybala, Nainggolan falan çok tatlı duruyor. Messi falan bayağı iyi. Sağ bekini bir geliştirebilirsin. O kadar 6 milyon coins'in varsa da Carvajal'i falan alırsan zaten kimyen düşmez. Bence güzel bir kadron var. 102 rating kimyasını göremediğimiz güzel bir kadro var. Aleykümselam, videoya selam vermiş. Sana da 102 ratingden dolayı 10 üzerinden 9 verelim. Hatta 8,5 verelim. 8,25 falan. Abi öneri verir misin? Lütfen öneriye ihtiyacım var. Arkadaşlar siz etkinlikleri geldiği an oynamanız gerekiyor. Size verebileceğim en büyük, en önemli öneri budur. Abi bütçe 5 milyon, kaleci önerir misin demiş. Şimdi kaleci önerir misin? 5 milyon bütçeyle Loris'in bütçesini bilmiyorum ama Loris bence iyi bir kaleci. Loris'i kullanabilirsin. Ayrıyeten Premier Lig'den güzel kaleciler var. Sen Premier Lig kadrosu da kurmuyorsun. Öyle bir sıkıntımız da var. Hani etkinliklerdekini almaya çalış. Daha önemli onlar. Yani 5 milyon coin ise çok güzel şeyler alabilirsin. Bundan sonraki kadroları daha da hızlı bir şekilde geçiştirmemiz lazım. Santrafor'a ihtiyacım var. Başka öneri varsa çekinmeyin. Videoya selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Niye çekineyim? Aa, bu arada abimiz galiba değil mi? Ha, bazı kişiler benden büyük. Belki abim de olabilir yani. Yaşını tam bilmiyorum ama muhtemelen abimdir. Bakayım Santrafor'a ihtiyacım var demiş. Santrafor'a bir öneri ve resim geldi şu anda. Gerçekten hani öneri ve resim geldi. Öneri vermiyorduk. Bir anda vermeye başladık. Çok ilginç ama Ajax'lı bir oyuncu ve Ajax Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir. Ajax'lı oyuncuları bence karında tut ve bence Dolberg'i yükseltmen lazım. Hani yükselt çünkü o adam çok ileride değerlenecek. Değer, fiyatsal değeri artmasa da manevi değeri artar ve gerçekten oyuna daha fazla zevk katar. Onu yükseltirsen 10 üzerinden 9 veriyorum sana. Kadro sağ kanat Sterling gelecek. Bütçe 6 milyon öneri var mı? Sağ kanat Sterling geldiği zaman zaten mis gibi bir kadron olur kardeşim. Önerimiz de şu anlık yok, gerçekten güzel. Zaten artık öneri çok veremiyoruz. 100'gen 120 kimyalık bir kadrodayız. Şu anda şöyle hızlıca ineceğiz abi. İsimleri söylüyorum. Yusuf Enes Çağlayan, Muhammed Alican, Enes Çaylak, Eren Mert Özbey, 101 rating, Mahmut Eren, Alaman Çocuk. Evet bu kardeşim arkadaşlar biliyorsunuz bana sniper taktiklerini veren, zaten coins'inden de görüyorsunuz abi nasıl coins kastığını yani. Çocuk bomba gibi bir coins kasıyor yani, ilginç, helal olsun. Hemen aşağı inelim. Grupta adminlik çok istiyor da daha vermedim. Birazcık şımar mısın? Aha bak 105 rating 120 kimya. Siyah Akkuş'un kadrosu. Şimdi Siyah Akkuş 105 ratingde çok güzel bir kadrosu var. Ve Marquinhos'u falan var. Gerçekten çok tatlı duruyor arkadaşlar. Ve artık zaten kadro az gelmiştir bundan sonra. Videoya selam. Abi öneri bütçe hiç sıkıntı yok. Aleyküm selam kardeşim. Güzel bir kadron var. Abi kaleci ve sağ kanat ihtiyacım var. Ne önerirsin demiş. Kaleci ve sağ kanat ihtiyaç.
Arkadaşlar bu arada 110 genlik falan kadronuz varsa bir sonraki videonun kabak fotoğrafına çıkarsınız. Bence kesinlikle gruba gelin yani açıklamadan videoya çıkmak için. Abkaracı ve Sakanat ihtiyacım var demiş. Yani güzel kalecim var kardeşim zaten. Sakanat Sterling'i sen alabilirsin ama Şampiyonlar Ligi oyuncusu o da zaten. Bir şey değişmez aynen alabilirsin. Kaleci'de bakayım abi Nesta'yı falan kullanıyorsun. Zaten ligi çok fark etmez çünkü ikon bir defans kullanıyorsun. O yüzden abi ligi fark etmiyorsa sen de bir De Gea'yı alabiliyorsan al diyeceğim ama rate şey coins'in düşük o yüzden çok bir şey diyemedim. Evet 99 ratinglik bir kadro görüyoruz. 106 ratinglik Abbas Çirinli'nin kadrosu. 103 rating, 100 rating, 98 ratinglik çok güzel kadrolar gördük arkadaşlar. 106 gen en yüksek kadromuz gördük. Neredeyse full team of the year kadro arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da benim kadrom. 104 rating, 120 kimya belki görünmüyordur diye söyleyeyim dedim. Yani benim kadrom da bu şekilde. Bu arada 105'lik ve 106'lık iki tane çok güzel kadrolar gördük. Onların ikisine de 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Diğerlerine de 9-8 puan zaten verdim verebildiğimce. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burada da videomuzun gerçekten sonuna geldik. Ve gerçekten çok eğlenceli ve güzel bir video oldu. Dediğim gibi umarım beğenip de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Yani abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Şuradan abone ol butonu var zaten. Etrafta iki tane video da var. Onlara da tıklayarak çok güzel videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok ama çok sevdiğimi unutmayın. Sizler var ya, sizler olduğunuz sürece ben bitmem abi. Hoşça kalın, sizleri seviyorum ve bye bye.